Hiçbir şey televizyondan görüldüğü gibi değil. Çoğu insan liyakatsız, para odaklı, bencil. Biz bunu kardeşimle konuştuk. Bunu kırmak istedik. O yüzden böyle bir yola başladık. Elindeki kadronun bireysel olarak baktığında bu ligi şampiyon yapacağını inanıyorum. O yüzden dedik ki Tahsin dedik, kulüp kuralım. Bana açık çek vermeleri. Transfer listesinde isteyip de alamadığınız oyuncu oldu mu? Yeni sezonla ilgili planlarını, projelerini dinleyeceğiz. Bizler de bu anlara şahit olup sizlere aktaracağız. Bu sezon çok büyük hedeflerle geliyorlar. Bakalım hedeflerini gerçekleştirebilecekler mi? Biz başlangıçta varız. İnşallah sonlarında da oluruz. İzleyip göreceğiz. Genel kapta oyuncu belki ilk defa sen olacaksın Tahsin. Bu sezon oynamayı düşünmüyordun ama seni ikna etmişler, oynayacak mısın gibi bir hava var. Tabii hocam şans verirse oynayacaksın. Şimdi ben şöyle kısaca bir özetleyeyim burayı. Biz genel kaptanlığa soyunduk açıkçası. Tabii bunu genel kaptanlığa soyunduk ama arkamızda çok büyük bir destekle soyunduk. Bu desteği de şu an size takdim edeceğim. İkinci başkanımız İbrahim Enes Turan, as başkanımız Emre Turan, futbol şube sorumlumuz Caner Güzel sayesinde oldu. Sonuçta bu bir gerçek. Futbol amatör de olsa ekonomi dönemi şu anda. Onların bizim arkamızda durması, bize güvenmesi, özellikle bana güvenmeleri, bana açık çek vermeleri. Biz de futbolu biliyoruz. Bizim de seninle istişarelerimizde hep şu var. Çok paraya gelen şampiyonluk istemiyoruz. Daha az bütçelere başarılı ya aç oyuncularla şampiyonluk istiyoruz. Evet. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Size başkanıma söz vereyim. Daha sonra başkanım Tahsin anlattı. Sağ olsun. Siz iş adamısınız. Evet. Spora da katkı sağlamak istiyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz bu Irmak Spor Üniversitesi'yle? Şimdi biz ilk etapta bir kulüp kuralım, açalım. Gençlerimiz kötü alışkanlıklara gitmesin istedik. Tahsin'le oturduk. Bayağı bir istişare ettik bu konuyu. Ben çünkü çok hassasım bu konuda. Oturduğum sitede bile bizim bir top sahamız yoktu. İşte oğlum geldi bir gün dedi ki baba dedi biz işte top oynayamıyoruz. İşte o yüzden sıkılıyoruz. Ben baktım ki ufak çocuklar bile 6-7 yaşında. Bu çocuklar ekran bağımlısı, sosyal medya bağımlısı olmuşlar daha bu yaşta. Kendi imkanlarımla oraya bir saha yaptırdık. Ve şu anda babalarıyla, anneleriyle konuşuyorum. Hepsinde bir daha önce dikkat dağınıklığı vardı. Bu basit bir şey. Top sahasının sayesinde, futbolun aslında sayesinde daha saygılı, daha başarılı, okullarında da başarılı arttı hepsinin. Ve daha saygılı. Gerginlik yok çocuklarda artık. Daha sakinler. O yüzden dedik ki Tahsin dedik, bir kulüp kuralım. Tahsin dedi ki, başkanım dedi, çok uzun iş. Irmak Spor'a ama dedi başkan olabilirsin. Çünkü biz de oradayız dedi. Orası dedi bir aile. Siz de bu aileye katılabilirsiniz dedi. Konuştuk. Beni projeye inandırdı. Geçen sene ben bir izleyiciydim sadece. Takip ettim. Evet belki ufak tefek maddi olarak da bazı katkılarımız oldu değil mi Caner Bey? Bunlar oldu. Ama bu sene dedik ki Tahsin evet ben ve kardeşim ve Caner Bey. Biz bu işe talibiz. Biz sporculara destek olmak istiyoruz maddi manevi. Sonuçta belediyemiz bize böyle bir imkan sağlamış. Kötü yerlerde hebam olsun. Sahipsiz mi kalsın buralar? Yani kendimize bunu misyon edindik. Yoksa bizim ailemizde bir spor geçmişi yok. Biz yıllardır kardeşimle top oynarız halı sahalarda. İşte statlara gideriz. Caner de hakeza. Esasen biz çok yoğun insanlarız iş anlamında. Yani finans sektörü, İnşaat, savunma sanayi, tekstil, otogaleri ve buna benzer işte arsa alım satım gibi bir sürü iştirakımız var. Bu kadar işi gücün arasında bunu bir iş olarak görmedik. Bunu tamamen gençlere bir yatırım, evlatlarımıza bir miras ve biraz klişe olacak ama Türk sporuna hizmet. Hiçbir şey televizyondan görüldüğü gibi değil. Çoğu insan liyakatsız, para odaklı, bencil. Biz bunu kardeşimle konuştuk, bunu kırmak istedik. O yüzden böyle bir yola başvurduk biz. Allah da izin verirse inşallah. Başarılı olacağız. Peki, bunu izleniyoruz. Estağfurullah. Şimdi, varsayalım ki kötü gitti. Tamam. Bu proje bu seneden sonra biter mi? Bitmez. Yoksa tekrar eder. Üst lige çıktınız ki biz yıllarca ikinci amatörden alınıp üçüncü lige kadar taşınan takımları gördük. Sonrasında o takımlar tekrardan ikinci amatöre kadar düştü. Sizde bu hedef nereye kadar gitti? Şimdi Erdem Bey ben şöyle söyleyeyim. Caner Bey bizi bu konuda çok iyi bilir. Benim bir huyum vardır. Ben bir şeye hayır dersem o hayırdır. Ama evet dersem yani öleceğimi bilsem ben canım o işte.
Şimdi biz bu işe girerken Tahsin zaten bana bu soruyu sordu. Tahsin dedim, kardeşim bu takım kümede düşse ben yine bu takımın başında olacağım. Bu takım PTT çıksa bile 1. lige ya da 2. lige, 3. lig olsun biz yine buradayız. E dedi ki başkanım bütçeler artacak. Bizim bütçemiz var. Allah'a şükürler olsun. Bakın ben şunu inanıyorum. Çocuk ya da genç sevindirmek bence en önemli şey. Ve bizim buna ihtiyacımız var. Toplum olarak. Benim düşüncem bu Erdem Bey. Biraz özel bir soru olacak ama. Tabii ki de. Bunları da gördüğünüz için söylüyorum. Bir gün maç 2-0 olduğunda hocaya gidip hocam bir sonraki maça bana lisans çıkar, önüne gireceğim falan. Böyle bir şey yapar mısınız? Vallahi futbol çok seviyorum. Kimlerine göre kötü oynuyorum. Kimlerine göre iyi yönlerim de var. Benim dediğim gibi öyle bir vaktim de yok. Sağlık durumum da ona beni müsaade etmez. Yaşım 38 oldu. Ben Tahsin gibi futbol geçmişim yok. Ama çok isterdim. Çok isterdim. Ama biz Allah'ın izniyle ben, kardeşim ve Caner takımın zaten yanında olacağız. Sağda olmamıza gerek yok. Yani bizim hedefimiz ilk öncelik olarak bu sene başarı. Yani başarıyı istiyoruz. Çünkü başarılı olacak bir kadro kuruyoruz. Bu senelik hedefimiz bu. Ama ilerleyen süreçte 5 senelik, 10 senelik yatırımlar düşünüyoruz bununla alakalı. İleriye vadeli. Yani altyapısından olsun, ondan sonra oyuncu kalitesi, her şeyle takımı daha da üste çıkarmak istiyoruz. Yani dediğim gibi yeğenim burada. Ya bu çocukları futbolcu yapmadan bu işi bırakmak istemiyorum. Benim de 2 tane erkek evladım var. Enes abim de var 2 tane erkek evladı. Tahsin kardeşim var 3 tane erkek evladı. Bunları futbolcu yapmadan bu işi bırakmak istemiyoruz. Takımın başarısız olması halinde işte seneye ya biz bu işte yokuz, bırakıyoruz demeyeceğiz. Devam edeceğiz. Biz öncelikle kendi kendimize bir söz verdik yani. Daha ortaya çıkmadan bu iş. Dedim ki hem başkanım oraya hem de biraderim söyledim. Dedim bu işi yapacağız ama yani öyle başkan oldun işte stada gelmemek yani gelmemezdik. Ondan sonra maçlara gitmemezlik olmayacak. Gideceğiz. Yani her halükarda takımımızı destekleyeceğiz. Hem maddi hem manevi. Yani işin maddiyatını yaptık. Ama bu saatten sonra maneviyatı var. Maneviyatta da hep beraber. Caner ki bence o daha zor. Ve o daha da zor. Yani buna biz vakit de ayıracağız, mesai de ayıracağız. Yani inşallah dediğim gibi bu sene bir başarı elde edeceğiz. Sonrası için de hedeflerimiz var. Planlarımız yürüyecek. Sen de futbolun... Ben çocukluğumdan beri ya benim futbol nereden baksam 10 senedir ben Tahsin abinin neredeyse her maçına, her seminin her maçına gitmişim. Ben izlemeyi çok seviyorum. O heyecan, amatör rahatlık veriyor bana yani maçı izlemek. Şu 2 saat de olsa orada bağırmak, çağırmak, işte ne bileyim oradan bir heyecanla birlikte bir tutku oluyor bende. Ben küçükken benim vardı bir şeyim. Böyle amatör geçmişiz. Ama hiç nasip olmadı. Mesela geçen sene çok oynamak istedim. Olmadı. Yaşımız geçti. Bizim de hani öyle çok alışan bir şeyimiz yok. Futbolla bir geçmişimiz de yok. Ama çok istedim yani olmak. Ama Tahsin abi hem benim ortağım hem eniştem hem abim. Hem canım yani. Buraya şöyle yani... bir anekdot ekleyeyim. Klasman maçlarında sanki benden daha çok şey gibi ya hangi maçı daha iyi oraya gidelim. Gerçekten amatör futbola bir sevgisi var. Abi maç çok mu izleyelim? İşte ne bileyim Mert Yıldırım olsa şampiyonluk maçı arada evden çıkıp gidelim. Birinci amatör olsun, süper amatör olsun. En son Merkez Efendi maçına gittik. Onun gibi yani gerçekten bir futbola sevgisi var. Şimdi de futbolun içine aldık onu. Daha iyi olacağını inanıyorum. Evet Aras hocam hayırlı olsun sana da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Irmak Spor'la yeni bir macera içerisindesin. Bundan önce şampiyonlukları olan da bir hocasın. Nasıl görüyorsun ortamı? Valla burada zaten şöyle biz aslında 3 ay önce Tahsin Özdemir'le bir telefon konuşmamız olmuştu. Geçen sene de aslında bir telefon konuşmamız oldu ama bu seneki sezon başı oldu ve işin ciddiyetinden bahsetti bana. Ben de o gün tatil beldesindeydim. İstanbul'a dönünce önce dedim ilk işim seninle konuşmak olacak dedim. Çünkü projesine telefonla inandım, güvendim. Sonra bir araya geldik, oturduk. Oturduktan sonra bütün şeffaflığıyla zaten biz çok eski tanışıyoruz birbirimize. Fazla da uzun sürmedi yani. Hocam genelde süper amatör ve daha üst liglerle görüşmeler sağlıyordum. Çünkü birinci amatör hani birçok futbolcu ve teknik adam açısından lig düşme gibi değerlendirdi. Sen de kategori düştüm
Bunun bir psikolojik etkisi var mı? Yok. Yani şöyle daha doğrusu görüştüğüm takımlar oldu bu arada. Aslında da paylaşmıştım ben bunu zaten. Ama inanın buna bir sonraki aşamadaki verdiğim kendi kararımda Tahsin'in söylediklerini kafamda oturtunca puzzle'larımı birleştirdim. Burada olmamın daha doğru olduğuna inandım. Burada çünkü yıllardır Irmak Spor klasmanda kendi de ter döktü. O takımın kaptanlığını yaptı. Hep adından söz ettirmiştir. Çok kısıtlı bütçelerle o dönemlerde aile ortamı kurarak olmuştur. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Onların olduğu dönemden beri ben takip ederim. Kendisi de bu olaylara çok değer verir, özen gösterir kendisi. Benim de çalıştığım takımlarda az çok sen de takip ediyorsun zaten. Bir aile ortamı kurmaya çalışıyoruz genelde. Oyunculara tepeden bakan bir insan olmadım hiçbir zaman. Bu manada çok güzel bir ortam olacağını düşünüyoruz. Yani transferin %60-%70 kısmını bitirdik. Şimdi biraz beklemeye geçeceğiz. Nokta atışı yapacağız açıkçası. Peki hocam. Biraz transfer şey girdim değil mi? Hızlı geçtim konuyu gibi oldu. Transfer demişken hemen lafını böleyim. Estağfurullah. Transfer listesinde isteyip de alamadığınız oyuncu oldu mu? Oldu. Oldu. Şöyle söyleyeyim. Üst liglerden oldu. Lig atlamak, lig düşmek istemiyorum. Yani oyuncu bazısı gelmek gibi bir isteği oluyor ama işin finalinde maddiyattan ziyade lig düşmek istemiyor. Bundan sebep oldu aslında. Yani onun dışında bizim isteyip de alamadığımız bir oyuncu aslında yok. Yani ben bugün desem ki, yani kaptan görevinde olduğun için söylüyorum Tahsin'e. Şu oyuncu almamız gerekiyor, ihtiyacımız var. Bu arada alabiliriz de yani şu an. Açıkçası ama ben bekliyorum. Kesebilir miyim burayı hocamı görüyor? İsim vermemde bir sakınca yoksa ben isim verebilirim. İsim vermeyelim ya o çocuklarda. Yani, yok yok, evet. Çoğu anlamda değil. Talip olduğumuz anlamda. Yani Gurur Önce'ye talip oldum. Okan Karam'a talip oldum. Okan'a çok baskı da yaptım. Ondan sonra Ömer Faruk'a talip oldum açıkçası. Ömer Faruk Dursun'a. Mehmet Beyazıt'a talip oldum. Mehmet Beyazıt'a ben zaten klasmanlarını izledim. Yani o çocuğu yüzde bireysel böyle çok bir tanışıklığımız bir şeyimiz yok. Merhaba merhabamız vardı belki bir ortamda görmüşüzdür ama çok beğendiğim bir oyuncu. Ve şöyle bir şey yaptım onun için. Gittiğim maçlara o liglerin hocalarını götürerek bu oyuncuyu izleyin. Bu oyuncuyu alın dedim. Gökhan Çavuş'la beraber maç izlemiştik Gökhan abimizle. Ona dedim abi bak buranın 10 numarası var bunu bir izle gibilerinden. Ama onlara da saygı duyuyorum senin dediğin gibi. Sadece kırgınlığım şöyle bir şey. Evet bu benim tamamen. Şimdi biz bir şey bu işe gönül veriyoruz. Onlara bir ne bileyim bir abi gözüyle her zaman yaklaştığımız için. Ya bizi belki kırmazlar gelirler ama ben onları mahcup etmem. En az 2-3 senelerini kurtarırım. Hem ekonomik anlamda hem de kariyer anlamında düşünmüştüm. Seninle de konuştuğumuzda bana şey demiştin. Ya evet Tahsin hocam sen doğru düşünüyorsun ama onlar da haklılar. Onlar da günlerini kurtarmak istiyorlar çünkü onların da yaşı geçiyor veya ne bileyim bir değere geliyorlar. Şimdi bir oyuncu klasman oynuyor, işte Bal Ligi'ne çıkıyor veya Bal Ligi'nden oynuyor. Ha birinci amatöre gelmesi onun belki kariyer açısından bir düşüş yaşayacak ama hocama ben bu isimleri ben kendim sundum bu arada. Dedim ki hocam bu adam bu isimleri ister misin? Hani ben bunlara talip olacağım gibilerinden. Çünkü çok değer verdiğim, kıymet verdiğim arkadaşlar bu üç isim. Daha da var isimler. Saydıkları ama saygı duyuyorum dediğim gibi. Ama şöyle de bir burukluğum var. Bugün Irmak Spor 1. amatörde. Seneye Irmak Spor Allah nasip ederse süper amatörde. Belki klasman oynayacak. Ondan sonra ballı hedefimiz var. Şimdi şöyle bir şey. Belki acı olacak ama paran varsa her oyuncuya talip olursun amatörde dahi. Ben de o zaman acaba kalbimi yoklar mıyım diye diyorum açıkçası. Yani bunu buradan onlara bir mesaj olsun ama diyorum yani. Ya siz beni aşağıdayken istemediniz, yukarıdayken ben de sizi istemez miyim diyorum ama onlar benim canım kanım. Gerçekten öyle yani. Ben onları gerçekten bir kardeşim gibi görüyorum. Yine belki de önümüzdeki sezon ilk transfer listesinin başında onlar olacak. Belki de onlara talip olacağız. Hayırlısı olsun. Burayı da böyle bir anekdot olarak vereyim istedim. Takımın kadro yapılanması iç transferle başlayıp dış transferden birkaç isimle devam ediyor. Evet. Bu noktada bu kadronun bu lige yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa daha fazla transfere ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle aslında bir iskeletimiz, bir omurgamız aslında şu an oluştu. Ama eksik gördüğümüz yerleri tespit ettik. Zaten istişare yapıyoruz biz Tahsin'le. Bir sezonu açıp biraz antrenman yapıp, 1-2 hazırlık maçından sonra aslında bence noktayı oralarda koyacağımızı inanıyorum yani.
yani takviyelerimiz olacak. Soruyu biraz yanlış sordum ben. Şöyle daha net ifade etme açısından sorayım. Elindeki kadronun bireysel olarak baktığında bu ligi şampiyon yapılacağına inanıyor musun hocam? İnanıyorum. İnanıyorum. Çok net inanıyorum hem de. Çünkü yaklaşık 6 tane oyuncuyu zaten bizzat izleyip de buraya transfer ettik. Bir Yıldırım Mosta'dan gelen 3 kişilik bir oyuncu grubu var. Albayrak'tan gelen 4 kişilik bir oyuncu var. Özür dilerim, 7 tane. Aslında zaten buraya getirdiğimiz oyuncular bir önceki sezonlarda kendi takımlarında şampiyonluk yaşamış oyuncular o liglerde. Bu manada hedefe oynayabileceğimize inanıyorum. Tabii bu nasip kısmet. Yani gruplar çekildikten sonra konuşmak daha sağlıklı olur bunun için. Bir önceki kurduğum takımların kalitesini de siz aşağı yukarı zaten biliyorsunuz. Şimdi ben açıkçası diğer oyuncu kalitelerini görüp bu genç kardeşlerimizi tenzih ediyorum. Kötüler demiyorum ama bir önceki senelerdeki kadrolar çok üst düzeydi. Evet. Çok üst lig oyuncularıydı. Oradan çünkü... Şimdi bu kardeşlerimiz genelde bu ligin oyuncuları. Doğru. O anlamda sordum, yanlış anlaşılmasın. Yok, estağfurullah. Burada şuna biz çok da böyle aradaki oyuncularda rakamsal anlamda makasları çok açmak istemedik açıkçası. Bu ligin oyuncularına biraz daha yoğunluk verdik. Evet, ben üstlerde çalıştım son birkaç yıldır. Yani süper amatör ligde çalıştım. Bir arada bir Davutpaşa maceram olmuştu. Onu siz biliyorsunuz zaten. Oyuncu getirmede bir problem yok. Ama bizim bir bütçemiz var. Biz bütçemiz dahilinde en iyi oyuncuya talip olmaya çalışıyoruz. Burada çok listede çok oyuncu var. Ama burada doğru tercihleri yapmamız gerekiyor. Biz buraya oyuncu transfer etmek için etmiyoruz. Bize katkı sağlamak için ediyoruz. O yüzden herkes gibi 15-20 tane transfer açıklamayacağız belki. Ama doğru transferler yaptığımıza inanıyorum. Tahsin de bu ligleri zaten hala aktif olarak geçen sene de oynadı kendisi. Tahsin İyi bilir. Genel kaptan oyuncuyum dedi ama oynatmayı düşünüyor musun? Kafanda var mı hocam? Oynamak isterse şey? Kapı ona her zaman açık. O kendi biliyor. Onu çok açmama gerek yok burada. Bizim biraz özelimizdir o aslında ama onunla konuşuyoruz zaten. O ihtiyaç halinde oynayacak ama. Şu an için öncelikli hedefimiz onu kenarda tutmak. Aynı şekilde kaptanımız da aynı soruyu sorsam. O da geçen sene ben jübilemi yaptım demişti bana. Bir gün karşılaştığımızda ama oynayacakmış. Şimdi o Tahsin'e göre daha şey, ben oynarım hocam diyor. Ben onun oynayacağına zaten inanıyorum ama tabii antrenmana gelmesi lazım. Antrenmansız zor. Ultimatomu verdi. Yani. Yardımcımızı da tanıyalım. Ramazan evet. Hocam. Bütün sezon beraber olacağız Nasipse. Benim can yoldaşım olacak kendisi. Evet. İnşallah güzel işler yapacağız. Ramazan ben. Geçen sezon Rimax Spor çatısı altına girdim. Alt yaş gruplarında futbolu bıraktıktan sonra Yıldırım Bosna'da oynadım uzun yıllar. Bıraktıktan sonra biraz ara verdim. Sonra döndüm. Alt yaş gruplarında başladık. Yavaş yavaş yukarıya gelelim derken sağ olsun işte Tahsin Hocam olsun, işte başkanımız, hocamız. Şimdi yeri gelir birinci amatörde A takım çalıştırırız. Yeri gelir ikinci amatörde çalıştırırız ama para harcanan, hedefi olan, hatta 3 sene sonrayı, 5 sene sonrayı hedefleyen bir takımda bana bu görevi vermeleri gerçekten beni çok onore etti. Yani çok mutlu oldum. Onların verdiği bu göreve layık olmaya çalışacağız. Biz de elimizden adı üzerinde yardımcı hocam, hocamın yetişemediği, göremediği, arkasında kalan veya işte ayağına takılan şeylerde yardımcı olmaya çalışacağız. Bizim de hedefimiz bu ligde şampiyonluk. Geçen sene de A takımda Tahsin Hocam geldiğinde de beraber bayağı istişare yaptık. Oradan ufak bir oyuncu grubu geldi. Yeni transferlerle ben çok güzel işler yapacağımıza. Hatta iki tanesiyle aşağıda muhabbet ettik. Birini semtten tanıyorum. Birinde benim futbol oynadığım dönemde arkadaşım, onun hocasıymış geçen sene. Güzel bir sezon olacak. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Biz de sizlere başarılar dilerim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hocamız şampiyon hocadır. U17 takımımızı şampiyon yaparak U18 statülü olduğu için U18 takımımızı A Ligi'ne çıkarttı. Biz oraya da takviyeler yapıyoruz. Hani size konuşmamın başında söylemiştim ya, altyapımıza da yatırım yapmak istiyoruz diye. Biz U18'de de transferler yapıyoruz. Bunlara da daha sonra hocamız işte kamuoyuna açıklar. Hem U18'de teknik direktörü hem de A takımda yardımcı antrenör görevi var bu sene Ramazan hocamız. Az önce bir şey söylediler, ben yanlış duymadıysam. Altyapıya prim açıklayıp ben söyledim onu. Amatör ligde. Evet.
Konu da şöyle açayım. Biz U17'de yola çıkarken, hatta küçük bir latife yapayım. Şimdi buralar biraz da biz geldiğimizde biraz eskitti. Hani, dağınıktı biraz. Dağınıktı biraz, öyle diyelim. Şurada bir cam sil duruyordu. Biz İbrahim Hocam'la, Necati Hocam'la dedik ki o cam sil yerine kupa koyacağız abi dedik. Hani sezon sonuna kadar. Çok şükür koyduk. Kupanı da önüne al istersen. Evet, çok şükür koyduk o kupayı. Sağ olsun işte Tahsin Hoca her maçımızı soruyordu. Her maçtan önce, her maçtan sonra. Yani hep beni arardı ve bu U17, ben amatörün U17'si. Yani elitin, işte gelişimliklerin U17'si de değil. Benim o zaman çok hakikaten Tahsin Hoca'ya hayranlığım artmıştı ki az önce de yine altına imza atacağım bir cümle kurdu. Amatör futbola hizmet gerçekten aslında bir sosyal projedir. Yani bir sosyal hizmettir. Bir sosyoloğun yapacağı bir iştir. Yani bunun karşılığı yok. Çocuklarla da onu istişare yaparken işte hocam şöyle prim böyle prim derken yani arkadaşlar dedim yani profun bile 17'si prim almayabilir yani öyle söyleyeyim size. Ben ilk defa görüyorum bunun kıymetini bilin, bunun değerini bilin. Bu kulübün yani size neler sunduğunun her zaman değerini bilin dedim, ona göre mücadele edelim. Çok şükür hatta Tahsin Hoca prim açıkladığında biz rakibimizle aynı ikili averaj, aynı puan, her şey aynı. Tahsin Hoca sağ olsun orada verdi bize primi. Tabii baraj maçı oynandı çok şükür. Baraj maçını da aldık. Kupa bize geldi. Kupa bize geldi. Tebrik ediyoruz. Hayırlısı olsun hepimiz için. Tüm amatörler için. Sizler için de. Evet. Allah yolunuzu açık etsin. Ben bir parantez daha açmak istiyorum. Amatör futbol için sizler çok büyük nimetsiniz. İnsanların her yaştaki kategorideki ama antrenör olsun ama futbolcu kardeşlerimiz olsun hepsine dokunuyorsunuz. Ben bizzat sizi keyifle takip ediyorum. İnşallah sizlerin sayıları da gün geçtikçe çoğalır. Daha da renk katarsınız amatörlüklere. Teşekkürler. Sağ olun. Başarılar dilerim. Sağ olun.